Herkese merhaba, Semra'dan Pratik Fikirler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, çok şükür, hamdolsun, ben de çok çok iyiyim. Bugünkü video konum şudur ki, mutfak el bezlerimi temizleyeceğim. Bunu da yaparken yine sizinle birlikte paylaşmak istedim. Şöyle 4 adet bezim vardır. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Şöyle suyumu kaynamaya aldım. Bu arada bu benim kullanmadığım bir tenceremdir. Şu beyazlıkları ne yaptıysam çıkmıyor. Çıkmadığı için de, kötü durduğu için de ben de bunu bez kaynatma tenceresi yaptım. Öncelikle bunun açıklamasını bir yapayım. Şöyle sirkem vardı. O da artık bitti bu arada. Şöyle karbonatım var. Bakın. Bakın karbonatım da böyle. Bu şekilde alın, gerçekten çok pratik ve çok ekonomik oluyor. Yani bu size bayağı zaman gider diye düşünüyorum. Çünkü bana öyle oldu. Ve şöyle kapağını açayım. Şöyle Arap sabunum var efendim. Bu Arap sabununu şöyle birazcık dökelim. Daha sonra bezlerimizi içerisine atıyoruz. Daha sonra bezlerimizi içerisine atıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan bir 20 dakika sonra yine görüşürüz efendim. Hoşça kalın. Evet, şöyle kaynamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi taşma meydana geldi. Taşma meydana gelmesin diye, bunu önlemek istiyorsanız şöyle başında bekleyeceksiniz efendim. Ben şöyle bir iki bez daha ekledim bu arada. Şöyle oh. Bakın çıkan suyu görüyor musunuz? Şöyle. Şimdi bu 10-15 dakika daha kaynasın. Daha sonra yine buluşalım efendim. Dediğim gibi bakın taşma meydana geldi hafiften. Ben müdahale ettim buna. Siz de başında beklerseniz bu taşmayı böyle önleyebilirsiniz. İstemiyorsanız Arap sabunu koymayabilirsiniz. Bu taşmanın sebebi Arap sabunudur tabii ki. Bunu da bilmenizde fayda var. Şimdi bir 20 dakika sonra yine görüşelim. Evet, bezlerim yeteri kadar kaynadılar. Hatta ben bunları bir 5 dakika, bir 5-10 dakika kadar da beklettim. Şimdi onları bir güzel durulayacağım, yıkayacağım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ben bunları bir soğuk suyumla ılıtacağım öncelikle. Alıştırdım. Şimdi en güzel bunları bakın tertemiz oldu. Şu en kirlisiydi diyebilirim. Bunda çamaşır suyu lekeleri de var. Şöyle bakın. Şöyle. Heh. Bakın. Daha sonra yine şunları çitleyeyim. Bakın bu da tertemiz oldu. Bunlar da gördüğünüz gibi tertemiz oldular efendim. Bakın. Şimdi ben bunları video uzamaması adına durulayıp bir kenara bırakacağım efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bezlerim bu şekildeydi.
Videomun sonuna geldim efendim. Siz de böyle mutfak el bezlerinizi dezenfekte etmelisiniz. Sonuçta bunları biz mutfakta kullanıyoruz. Bu işlemi en azından yani birkaç günde bir yapabilirsiniz ya da haftada bir yapabilirsiniz. Kirlenme durumuna göre değişir, orası ayrı konu ama sık sık yaparsanız bakın daha çok temiz kalır. Bu kirliydi normalde ama hani baktığınız zaman tabii ki de temiz duruyor. Yani bana da temiz geldi. Ama yine de dezenfekte etmek istedim. Bu şekilde beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.